Türklerde de bir adettir. Hatta forumlarda sık sık görürsünüz. Aynı listedeyiz. Diğer satıcılar Türk, işte Buybox bize artık hiç gelmiyor. Zararına satıyorlar vesaire vesaire diye. Yani böyle bir iş sürdürülebilir iş olmaz. Bu yüzden bizim aslında önceliğimiz her zaman... Herkese merhabalar, ben Murat. Bu videoda sizlere Amazon'da hızlı bir şekilde büyümemiz için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini ve bu zamanlama periyodunu ay ay genel bir şekilde anlatacağım. Şimdi Amazon'da büyümemiz için bizim iyi bir iş modeli kurmamız gerek ve devamlı büyüme halinde olmamız gerek. Peki bu büyümeyi nasıl gerçekleştireceğiz? Birinci madde, satış hızımızı arttırarak. Şimdi satış hızımızı arttırmamız için bizim ziyaretçi sayımızı arttırmamız, yani sitedeki trafiği arttırmamız lazım. Şimdi sitemizdeki trafiği nasıl arttıracağız? Tabii ki reklam vererek. Amazon'un bize sunduğu bir sürü reklam kampanyası var. Bunlardan yararlanmamız gerek ilk önce. Bunlar bizi tatmin etmiyorsa lakin diğer sosyal mecralara yönelmemiz lazım. Şimdi ilk önce Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter gibi uygulamalara bakabiliriz. Bunlardan önce de aslında Google bizim sitemize trafik çekmemiz için kullanabileceğimiz güzel bir kaynak. Sitemize yeterli trafiği çektikten sonra geri dönüş oranımızın yüksek olması gerek. Geri dönüş oranımızı yüksek tutmamız için de ilk olarak fotoğraf kalitemizin yüksek olması lazım. Fotoğraflarımızın kalitesinin yüksek olduğunu emin olduktan sonra da bunu, yani ürünümüzün kalitesini insanlara kanıtlamamız gerek. Yorumlar bizim en büyük sosyal kanıtımızdır aslında. Yorumlarımızı yüksek tutarak ürünümüzün geri dönüş oranını da bir hayli arttırabiliriz. Bir diğer kanıt ise ürünümüzün yazılı olduğu kısımlar. Yani ürünümüzün başlığı, title'ı, bullet point'i gibi gibi ürünümüzü açıklayan, ürünümüzü hakkında detaylı bilgi vermemizi sağlayan kısımlar. Bunları da, yani geri dönüşüm oranlarını da tamamladıktan sonra ürünümüzün hızlı bir şekilde satmasını sağlayabiliriz. Satış hızını arttırdıktan sonra da bizim diğer bakmamız gereken konu kar marjı konusu. Şimdi elde ettiğimiz kar marjını, karları ne kadar hızlı bir şekilde işimize geri yatırırsak aslında satış hızımızı o kadar çok arttırırız, kendimize o kadar çok kaynak yaratırız. Burada bizim fedakarlık yapmamız gerek. Nasıl fedakarlık yapacağız? Yani örnek veriyorum, Avrupa'daki vatandaş bir birim çalışıyorsa bizim o standartları yakalamamız için aslında 5 birim çalışmamız gerek. Siz bunu isterseniz kader deyin, isterseniz başka bir şey deyin ama bunlar kaçınılmaz gerçekler. Bu yüzden bizim çok fazla çalışıp çok fedakarlık yapmamız gerek. Yani biraz sosyalliğimizden ödün vermemiz gerek. Pandemi bu süreç için bize çok büyük fırsat sağlıyor. Bu yüzden bizim bu süreci çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu aslında bizim gibi girişimcilere çok büyük bir fırsat. Üçüncü madde ise yüksek kar marjları elde etmek. Bizim kar marjımızı her zaman yüzde en az 20 civarında tutmamız lazım ki bir şeyler kazanıyoruz diyebilelim. Kar marjımızı ne kadar yüksek tutarsak o kadar kısa sürede kaynak haline getireceğimiz için işimizi büyütmemizde çok yardımcı olur. Diğer madde ise kar marjımızı her zaman arttırmayı hedeflemeliyiz. Örnek veriyorum, sitemize gelen trafik azaldı. Daha çok satmamız gerek ya da satışlar azaldı. Bizim bu durumda aslında farklı yöntemlere başvurmamız lazım. İnsanların aklına gelen ilk şey fiyat kırmak oluyor. Bu Türklerde de bir adettir. Hatta forumlarda sık sık görürsünüz. Aynı listedeyiz. Diğer satıcılar Türk, işte Buybox bize artık hiç gelmiyor. Zararına satıyorlar vesaire vesaire diye. Yani böyle bir iş sürdürülebilir iş olmaz. Bu yüzden bizim aslında önceliğimiz her zaman olabildiğince kar marjımızı yüksek tutmaya çalışmak olacak. Biraz önce örnek verdiğimizde %30 demiştik kar marjını. Bunu bizim hedefimiz 35'lere, 40'lara, 45'lere çekmek olacak. Bunu da insanların sorunlarına çözüm yaratarak gerçekleştirebiliriz. Bu yüzden bizim hedefimiz insanların sorununa çözüm tutup kar marjımızı her zaman arttırmaya çalışmak olacak. Beşinci madde ise başka ürünlere girmek. Biz artık ürünümüzden tatminiz. Yani siteye gelen trafik miktarı yeterli bizim için. Güzel de kar elde ediyoruz. Ve artık kenarda da paramız kalmaya başladı. Bu durumda bizim ürünlerimizi arttırmamız gerek. Başka ürünlere girmemiz gerek. Ve bu sayede de gelirimizi arttırmış oluruz. Altıncı ve en önemli madde ise Amazon hakkında durmadan araştırmalar yapmak. Şimdi bu maddeyi bilerek en sona sakladım. Çünkü en önemli madde. Biz eğer her gün kendimizi geliştirme kaygısı gütmüyorsak bu işte başarılı olamayız. Bu iş
tembel, hazırcı ve özellikle de kolay yoldan para kazanmaya çalışan insanlar için uygun bir iş değil. Altını tekrardan çiziyorum. Şansına para kazanamazsınız. Burası kesinlikle borsa değil. Her gün ama her gün kendinizi ileriye taşıma ve başarılı olma kaygısı gütmüyorsanız bu işten uzak durmanız gerek. Peki sağlıklı bir şekilde büyümenin zamanlaması nasıl olmalı? Yani periyodik sıralaması nasıl olmalı? Bunu ay ay genel bir şekilde şöyle özetleyebiliriz. Tabii bu durum üründen ürüne değişiklik gösterir. Fakat aşağı yukarı şöyle olmalı. Birinci ay ürünü seçer ve numune alırız. Ya inspector tutarız ya kendimize artık numunemize göre bir değerlendirme yaparız. Ya da bizim tedarikçimizin yorumlarına, daha önceden yaptığı işlere bakarak bir değerlendirmede bulunuruz. Buna göre bir karar veririz ve ürünümüzü seçeriz. Ürünümüzü seçtikten sonra ürünümüzü bu birinci ay içinde ürettiririz ve ikinci ay artık depomuza göndeririz. İkinci ayda ürünümüze lansman yaparız, belli bir yere getiririz. Daha sonra ürünümüzü yavaş yavaş satmaya başlarız. Artık üçüncü ay olur. Üçüncü ayda artık yavaş yavaş bir şeyler kazanmaya başlarız. Fakat bunun hızı dediğim gibi üründen ürüne göre değişir. Artık siz insanların ne kadar çok talep ettiği ama rekabetin ne kadar az olduğu bir ürüne girerseniz o kadar ürünün satış durumu hızı değişir. Burada ürün araştırmanın ne kadar çok aslında önemli olduğunu öğreniyoruz. Bu periyodu tamamladıktan sonra da ürünümüzün artık gidişine göre bir yol çizeriz. Daha sonra da ürünümüzden gelen karı da sermayemize ekleyip ürünümüzün stoğunu yani miktarını arttırmaya çalışırız ve ilk başta anlattığım gibi büyümeyi hedefleriz artık. 5. ayda ise arttırmış olduğumuz stoklar gelir ve daha sonra buradan elde ettiğimiz karla da ürün portfolyomuzu genişletmeye çalışırız. Fakat başta da belirttiğim gibi bu durum üründen ürüne göre değişir. Bu süreç 6 ay sürmez, 5 ay sürmez, 8-9 ay sürer, belki de 1 yıl sürer. Ama bizim genel olarak kabatasak ilerleme modelimiz bu şekilde olur. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorunuz veya aklınıza takılan bir şey olursa altta bıraktığım iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.